Bugün tabii zor bir deplasmana, kazanmak zorunda olduğumuz bir pozisyonla geldik ve maça ona göre başladık. Yani ilk 20-25 dakika için aslında istediklerimizi sahada uyguladığımızı söyleyebilirim ama ilk yarının sonlarına doğru yani 20. dakikasından sonra biraz daha rakibin üstünlüğü hakim oldu sahada. Ama ikinci yarıda tekrar toparlandık. Önde Siyo ve Stank bile başlayıp iki forvetle daha önde oynamaya başladık. Bunda başarılı olduk. Girdiğimiz pozisyonlar oldu. Atamadık. Erken atsaydık belki daha farklı da bir oyun ve sonuç çıkabilirdi. Ama oyuncularımın arzu ve isteği oldukça iyiydi. Özellikle sonradan oyuna giren arkadaşların takıma katkısı bizim için önemli. Hele hele şu pozisyonda. Herkesin konsantre olması, herkesin istekli olması çok önemli. Takım bütünlüğünün olması bizi çok sevindirdi. Tabii dün sadece bir antrenman yaptık ve bugün maça çıktık. Çok şeyi değiştirmemiz mümkün değildi. Bu sefer takımın yaptığı şeyleri de bozabilirdik. Dolayısıyla sadece duran toplar üzerinde biraz değişiklikler yaptık. Biraz da daha yakın oynama konusunda birazcık konuştuk arkadaşlara. Daha kompak oynamamız gerektiğini konuştum. Ve bunda da nispeten başarılı olduğumuzu düşünüyorum bugün. İkinci yarıda evet daha üstün oynadık, daha baskılı oynadık, pozisyon ürettik. Bunlar güzel. Tabii bunları gole de çevirmemiz lazım. Çünkü bundan sonraki maçların yani daha zor geçeceğini biliyoruz. Hem de kazanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle son dakikada golü attık. Belki beraberliğe kazandık ama son dakikaya kadar bu inancı sürdürmeleri beni çok mutlu etti. Ayrıca bütün takım oyuncularımı da tebrik ediyorum. Konyaspor'da başarılar diliyorum bundan sonrası için. Hocam bu sezon doğrusu forma giymeyen hatta kadro dışında kalan etiketinde çalışan bir Yasin'i bir oyuna soktunuz ve evet. Gol atarak maçın kaderini değiştirdi. Evet. Riskli bir hamle değil miydi? Hazır olmadığını düşünen bir oyuncuydu. Yani riskli olabilir ama şimdi geldiğim gün tabii anlaştığımız yani gece, Perşembe gecesi, bütün takımı tekrar bir izledim yani analiz programlarından, eski maçlarına baktım. Yani Yasin'in kadro dışı olduğunu söylediler, izledim oynadığı maçları falan. Çok özel bir durum mu diye sordum, olmadığını söylediler. Yani kulüple ilgili herhangi bir şey yokmuş, sadece önceki hocalarımız öyle bir tasarrufta bulunmuşlar ki haklılardır, kesinlikle bunu da söyleyeyim. Ama sonuçta bir oyuncum vardı. Yani şu anda oyuncu kaybedecek zaman değil. Aksine kazanmamız gereken zamandayız. Yönetime de sorup olumlu yanıt alınca yani herhangi bir problem yaşamadıklarını öğrenince ben dedim o zaman affedeceğim Yasin'i. Tamam hocam siz nasıl biliyorsanız dediler. Ve sabahki antrenmana Yasin'i çağırdım. Ve Yasin'e de söyledim. Yani dedim senin tamam geldin aramıza katıldın ama inanıyorum ki yapmış olduğun hataların hepsinin farkındasındır. Kendini bir değerlendirmişindir. Mutlaka gerekli dersleri çıkardığına inanıyorum. Bundan sonra beraberiz dedim. Ve dün çalıştık. Bugün de orta sahada ihtiyacımız oldu. Çünkü Berat yoruldu. Sesenyon her şeye rağmen mücadele etti. İhtiyacımız vardı. Öne taşıyan adama ihtiyacımız vardı. Ve orta sahayı güçlendirmemiz gerekiyordu. Burada da yapacağımız hamle Yasin'di. Ve ben Yasin'i de izlediğim için zaten inandım oyunculuğuna ve oyuna koyduk. Golü de attı. Yani hayırlı olsun hem Yasin için sevindik hem de kulübümüz için sevindik. Hayırlısı olsun. Başka soru soran var mı? Son hocam. Öncelikle tebrikler beraberlik için. Takımın verdiği ilk maçtaki reaksiyonu ligde kalmanızda size bir ışık verdi mi? Artı tabii. Bir de devre arasında bir takviye düşünüyor musunuz kafanızda oluşmuştur? Yani tabii ki takımın verdiği reaksiyon bizi sevindirdi. Yani dün antrenmana çıktığımızda biz o şeyi hissettik. Yani takım gerçekten birbirine kenetlenmiş, iyi arkadaşlığı olan, iyi oyunculardan da kurulu bir takıma sahibiz. O bizi sevindirdi. Devre arası bir takviye diyorsunuz. Yani şu an çok erken bunu konuşmak için. Benim yapımı daha çok herkes biliyor zaten. Ben transferden ziyade kadromuzda olan oyuncuların performanslarını arttırmak, hepsinden alabileceğimiz maksimum verimi almak ve onlarla eksiklerimizi gidermekten yanayım. Tabii ki onlarla beraber bu
eksiklerimizi çözemeyeceksek tabii ki o zaman düşüneceğiz ama şu anda transferle ilgili hiçbir şey düşünmüyorum. Ve Ocak ayına kadar da düşünmeyeceğim. Belki de sezon sonuna kadar düşünmeyeceğim. Teşekkür ederiz. Teşekkürler, sağ olun. Evet, durumu tarif etmek bu tip durumlarda çok kolay değil tabii. Şimdi önce doğrusundan başladım. Amacımız maça başlarkenki temel amacımız son iki hafta lig karşılaşmalarındaki kayıplar önemliydi tabii. Ancak öbür taraftan onlar için bir şekilde bir mazeret, bir gerekçe söyleyebilirsiniz. Söylenebilir. Ben de söyleyebilirim ki anlatmaya çalıştık. Malatyaspor maçı 13. saniye kırmızı kart ve gol olan bir pozisyonla beraber bütün maçı çevirmeye çalışmak çok kolay değildi. Zaten bunu sadece bizim anlatmamıza gerek yok. O günkü maçı seyreden taraftarlar da anladı ve buna uygun davrandılar. Arkasından gelen Fenerbahçe karşılaşması da o günkü ortamda, o günkü şartlarda biraz olağan dışı durum oldu. Ancak öbür taraftan mağlubiyeti bir şekilde anlamak ve anlatabilmek kolay. Ancak tabii hafta içindeki Eyüp maçı çok kolay anlatılacak bir maç değildi ve bugünkü maçın ilk 15 dakikasıyla ikinci yarısı, özellikle ikinci yarısı tamamen bu maçın yarattığı olumsuz, ciddi olumsuz faktörle sonuçlandı. Sadece bu tabii çok doğal bir şekilde herhangi bir şey ima etmek için söylemiyorum. Oyuncu grubunda değil, statta da, tribünlerde de çok net bir şekilde gözüküyordu. Eyüp karşılaşmasının yarattığı o olumsuz hava. Şimdi buradan tabii oyuna geçecek olursak, ilk 15 dakika antrenör değişikliği yapmış. Dolayısıyla bir kan değişiklikle beraber biraz enerjisi yükselmiş. En azından bir toparlanmak isteyen bir takım var. Sıkıntılarıyla beraber maça başlayıp bu sıkıntılarını çevirmek isteyen bir takım. Bizim takımımız arasındaki bir karşılaşma oldu 15 dakikalık bölümde. Gençler Birliği sahaya iyi yerleşti. Bireysel çok hata yaptı. Özellikle bireysel hataları, çıkışları bulamadık, çıkış yollarını bulamadık. Gençler Birliği çok daha olgun bir takım görüntüsündeydi. Ancak 15. 16. dakikalardan sonra bu oyun tamamen tersine döndü. Küçük bir takım bir baskıdan sonra top kazanma, bir atak girişimi, sonra sahaya yerleşme ve kendi oyunumuza dönme halinde gerçekleşti. Ve ilk yarıyı hem öne geçmeyi başararak hem de bunu arttırmak için girişimlerle beraber sürdürdük. Son derece dengeli, hiçbir tehdit olmadan son derece iyi gitti. İkinci yarıda temel düşüncemiz küçük küçük oluşacak hataları onarabilmek, ilk yarıdaki bununla beraber farkı arttırabilme çabasıydı, isteğiydi. Ancak maç hiç de düşündüğümüz gibi gitmedi. Bununla beraber tabii ki doğal olarak Gençler Birliği'nin geride kaldıktan sonra oyunu sahamıza yıkmak için çaba göstereceği aşikardı yani. Bu gerçek. Bunu yaratan dezavantajlar kadar avantajlar da sunuyordu. Fakat ne bağlantılarımız, ne kontratak girişimlerimiz, ne baskımız, ne koruma oyunumuz, ne baskılı oyunumuz hiçbiri olmadı. İkinci devredeki oyun bambaşka, paramparça, hiç bize ait olmayan bir oyun oldu. Ne kadar beyazsa ilk yarıda o kadar siyah oldu. Gençler Birliği maçın mutlaka hakim olduğu zaman zaman driplinglerle, zaman zaman seri çalımlarla, zaman zaman birleşik paslarla, oyunu kenarlara getirip ortalarla sürekli kalemize doğru tehdit olmaya başladılar. Ve buna karşılık ne kontratakla ne de savunma yaparak, yani bir taraftan dörtlü savunmamız yarı sahamızda beklerken ön tarafta oyuncularımızın baskı yapmaya çalışması gibi bütünlüğümüzü kaybeden sıkıntılı bir durum vardı sahada. Gidişatın buraya doğru gideceği belliydi. Ancak maçı son anaya kadar geldi getirdikten sonra 10 tane oyuncumuzun içeride olduğu bir anda golü yemek tabii bir tarafıyla daha da şu andaki hem üzüntümüzü hem de sıkıntımızı artıran bambaşka bir faktör oldu. Tabii ki bu saatten sonra söylenecek çok fazla bir şey yok. Son derece üzüntülü olduğumuzu belirtmekten başka ve sıkıntılı aynı zamanda. Hocam iki haftadır taraftarlarla devamlı görüşüyoruz. Taraftarlar üzgün, kırgın, hatta kızgın olan taraftarlar da var ama bunu genelde kendi işlerinde yaşamayı tercih ettiler taraftarlar. Yani bunu takıma, size yansıtmadılar. Ve devamlı Aykut Hoca'nın bir kredisinin olduğunu düşünüyorlar. Yani size olan bağlılıkları aşikar. Öncelikle taraftarın bu tutumunu nasıl görüyorsunuz? Yani taraftarın üzgünlüğü, kızgınlığı kendi içerisinde yaşaması ve bunu takıma size
yansıtmamasını. İkinci sorumsa şöyle, şimdi siz futbolcuya futbolcu hatalarını göz ardı etmezsiniz, yani düşünmezsiniz. Takım olarak genel değerlendirirsiniz. Bir futbolcu hatalardan dolayı da adeta silmezsiniz. Bununla ilgili bir karar değişikliği olacak mı? Ve Konyasporlu futbolcuların içinde bulunduğu bu psikolojideki durumunu nasıl düzeltmeyi düşünüyorsunuz? Birinci bölümle ilgili çok fazla bir şey söylemeyeyim. Duygularımız karşılıklı. Ancak öbür taraftan da bu işin bir realitesi var. O realite de istenilen şeylere sunmak, bizim açımızdan özellikle. Sunamadığın zamanlarda bile en azından bazı davranış biçimleriyle beraber, gayretle, davranış biçimleriyle beraber o umudu her zaman canlı tutmaktır. Şu andaki temel sıkıntı, yani söyleyebileceğim ana sıkıntılardan bir tanesi burası oluyor. İkinci bölüme geçerek şunu söylemekte fayda var. Bizim işimizde en zor şey kırılmış özgüveni tekrar yerine getirmek ki son iki haftanın özellikle Eyüp maçıyla bilmiş tarafı yarattığı ortam bu. Yani şu takım benim de bir takım şikayetlememek lazım. Tespitleriyle tespitlerimi etmeye çalışacağım. Maçı özellikle izledikten sonra belki detaylı izledikten sonra farklı şeyler söylenebilir ama bu ham şekilde canlı ve ham bir şekilde seyrettikten sonraki ilk izlenimlerimde ikinci yarıda yani neye benzediği belli olmayan, yani keşke şunu diyebilsem, topun arkasına geçtik, bekledik, savunma yaptık falan. Ya da baskıyla beraber baskımızı sürdürdük ama sonunda şöyle oldu. Ne baskı yapabilen, ne savunmaya gelebilen, birbirinden kopuk, bireysel bir takım haline doğru geldi ki, şimdi sözlerin başına dönerek onu tekrarlamam lazım. Bizim işimizdeki en büyük problem budur. En problemli durum da budur. Özgüveni düşmüş takımı toparlamaya çalışmak. Eğer ortada çok somut bilinen oyuncu grubunun içinde, antrenörle oyuncu arasında, yönetimle oyuncu antrenör arasında bağ kopukluğu yoksa, varken tamir etmek daha kolay tabii bunu. Ama yoksa o tekrar onu sağlayıp ki bu maç bu anlamda çok büyük önem arz ediyordu. Yani 1-0 daha iyi bitse, 1 saat sonra, 2 saat sonra sıkıntılı oyun 3 puana dönmüş olacaktı ve 15 puana çıkacaktın. Ve bir anda orta üst grubun takımlardan bir tanesine olacaktın. Özgüveni sağlayacak maçlardan bir tanesinde. Olmayınca bunu çevirmek hakikaten bu işteki en zor şeylerden bir tanesi. Şu anda tespit olarak herhangi bir şeyi de söylemek çok doğru da değil, kolay da değil. Çünkü bilinen çok somut bir, yani bu özgüvenini zedeleyen, ortadan kaldıran ve şu anda biraz özellikle ikinci yarısı için söylüyorum oyunun tanınmaz hale gelen durumu tanımlamak için şu an için bir şey söylemek son derece yanlış olur. Hocam hafta içinde kulübün bir açıklaması olmuştu. Size olan destek sürdü ama üstü kapalı olarak devralısına bir operasyon sinyali verildi açıkçası. Devralısına da bu oyuncularla devam edeceğiz tarzında bir açıklama oldu. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Devralısında büyük çaplı bir değişim ne olacak? Bir de hocam genç oyunculara güvendiniz. Sezon başından Bayiç haricinde bir transfer yapmadınız. Hücum oyuncuları için böyle bir hayal kırıklığınız oldu mu hocam? Sağ olun. Şöyle, 10. hafta oynadık, 7 hafta vardı. Odaklanmamız gereken yer devre arasında olacaklardan ziyade biraz evvelki soruya cevaplarken söylediğim gibi, söylemeye çalıştığım gibi en kısa sürede Malatya Spor maçına, bakın 24 saat diyecektim ama yanlış, 2 hafta önce 21 Ekim Pazartesi günü Malatya maçına gelirken takım bu halin tam tersindeydi. Yani yumruk gibi bir takım, mutlak kazanacağına inanan bir takım vardı. İki haftada tamamen şu anda çok net bir şekilde görüyor. Paramparça, paramparça değiliz, o kadar abartmakta abartmayayım ama sıkıntılı bir durumdayız. Yüksek özgüvenden, pekişen özgüvenden, tamamen ne yaptığını bilen takımdan, sıkıntılı anlarda da yapabileceklerini bilerek ısrarla onu yapan takımdan şu anda özellikle ikinci yarısında dağılmış, toptan kaçan, birleşik hareketleri yapamayan bir takıma doğru geldik. Dolayısıyla bu 7 haftayı mümkün olduğu kadar en yüksek puanı alarak geçirmeye çalışmanın ötesinde şu anda başka bir şey düşünmemesi gerekiyor takımımızın. Bu iş talih bir iş. İkinci tarafına gelince işin, evet,
yapmak zorunda olduğum bir şey. Daha evvel de yaptım, şimdi de yapacağım. Yaptım, şimdi de yapıyorum. Hatta eğer fırsat olursa, eğer düşündüğüm gibi giderse her şey, hem devre arasında hem de sezon sonunda da yapmak istediğim şeylerin başında gelecek bir davranış biçimi. Çünkü artık kulüplerin hiçbiri yürümüyor. Yani büyük takımlara dahil olmak üzere mali problemlerle yürümüyor. Bu şu andaki ekonomik problemlerle yürümüyor. Yapmamız gereken sezon başında evet bir riskti. Ama bu riski bir şeylerin döndürülmesi için almak zorundaydım. Bu konuda hiçbir pişmanlığım yok. Aslında biraz evvelki sözümün içinde de vardı. Malatyaspor maçına kadar gelen olan süreç yani yumruk gibi bir takım, çok güvenilir bir takıma doğru gittiğini gösteriyordu. Ufak bir türbülans olduğu bir gerçek. Bunu şimdi toparladıktan sonra aynı davranışlara devam etmek zorundayız. Çünkü yani bir kere daha, birkaç kere daha belki, birkaç kere hatırlattığım, belki birkaç kere daha hatırlatmak istediğim bir şey var. Benim çıktığım yer Sakaryaspor yok şu anda. Mersin İdman Yurdu yok. Gaziantepspor diye bir takım gitti, yok. Malatyaspor gitti, şimdi başka bir Malatyaspor geldi. Bütün bunların nedeni ekonomik gerekçelerdi. Gönderdiğimiz 5 oyuncunun ortalama maliyetleriyle, yaş ortalamalarıyla, aldığınız oyuncuların ortalama maliyetleri ve yaş ortalamaları tamamen Konyaspor'un bugün yarışmaya çalışması ama öbür taraftan da geleceğini de bir taraftan kurtarmak demeyelim, o çok iddialı bir şey ama en azından o konuda da yapabileceğimiz her şeyi yapmaya yönelikti. Bu riskleri her zaman aldım, bunları kulüp için aldım. Yani kulüp için almaya devam edeceğim. Eğer fırsat olursa dediğim gibi, eğer bu 7 maçtan en azından puan ortalamamızı biraz daha yükselerek çıkarsak devre arasında da benzer hamleleri yapmak isterim. Tamamen hem günün içinde yarışmak, ki yarışabileceğimiz konusunda hiçbir kuşkum yok. Onu söylemem lazım. Bu günlerin geçici olduğunu düşünüyorum. Bu bir sarsıntı, ciddi bir sarsıntı ama bir taraftan da hani Eyüp maçı özellikle bu anlamda ben de dahil olmak üzere hepimizin umutsuzluk demeyelim ama biraz şeyini kırdı. Böyle umut var halimizi daha doğrusu biraz zedeleyen bir maç oldu. Ancak diğer taraftan da bu işin ana şeylerinden bir tanesi, ana koşullarından bir tanesi. Maç bitti, hemen öbür maç başlıyor. Bir maçın yüklerini de üstünde taşımaya başladığın andan itibaren yükler daha da artmaya başlıyor. Unutup, hataları onarmaya çalışıp unutup diğer maça odaklanmaya çalışmak. İç içe geçirdim ve farkındayım soruları ama söyleyeceklerim bu kadar. Bilmiyorum yanıt olduğuma yeteri kadar. Postasıyla bahsettik hocam. Antalya maçından sonra 7. haftayı işaret etmiştiniz. Takımın daha iyi olacağına dair. Ki dediğinize de gelindi. Antalya maçından sonra Denizli galibiyeti geldi. Ondan sonra Göztepe mağlubiyeti. Daha sonra 6-7. haftada içeride Kayseri, dışarıda Kasımpaşa galibiyetleri geldi. Ondan sonra da Konyaspor içeride Malatya mağlubiyeti aldı. Sonra Fenerbahçe mağlubiyeti. En sonunda kupada bir yenilgi aldı ve son olarak bugünkü Gençler Birliği beraberdi. Siz bu takımdaki istikrarsızlığı neye bağlıyorsunuz? Teşekkürler. Yani tabii 3 hafta içinde 1 puan ve aynı zamanda da Eyüp mağlubiyeti, turda elenmesi, mağlubiyet ve turda elenmesini iç içe geçirdiğimiz andan itibaren istikrarsız olarak söylenebilir doğru. Ama her şey işte hayatın ve bu oyunun özellikle gerçeklerinden bir tanesi de bu. Her şey şu anda görünenle söylüyorum. Malatyaspor maçının 13 saniyesinde başladı. Ne yazık ki. Evet. Teşekkür ederiz.